çalışması. 29 Mayıs 1936 doğumluyum. Şu anda 81 yaşımı bitirdim. 82 yaşımı tamamlıyorum. Ayvalık'ta doğdum, Ayvalık'ta büyüdüm, Ayvalık'ta yaşıyorum. Tabii özgeçmişimin çok şeyini ister misiniz bilmiyorum. Dinleyelim. Hangi sosyal hizmetleri yaptım, belediyede ne gibi hizmetler yaptım, bunları da anlatabilirim. Tamam. Öncelikle annem, babam, benim Midilli adası Fila köyünden Ayvalık'a geldiler. 23 Ekim 1923 tarihinde babamın anlattığı, annemin anlattığı gibi bir de abim, en büyük abim, o da rahmetli oldu şimdi. O da Fila'dan geldi Ayvalık'a. İlk 13 Nisan caddesindeki bir büyük eve girdiler. Annem demiş ki babama, ben bu evi bakamam çünkü çok büyük ev. Ondan sonra buraya gelip çınar altındaki eve geçtiler. Şimdi dikkat ederseniz orada pansiyon olan ev bizim evimizdir o. Ben orada doğdum, orada büyüdüm, orada yaşadım. O çınarın gürültüsüyle yaşadım ben. Ondan sonra işte biz 8 nüfusluk, 6 kardeşlik, 2 de annem babam, 8 nüfus Ayvalık'ta orada yaşamaya devam ettik. Babam ilk ziraat işleriyle uğraştı. Bize, babama, anneme, abime 30-30 annemle babama, bir de abime 20 ağaç, 80 ağaç zeytin verdiler. Bir de o evi verdiler işte. Bunun dışında babam kendi zeytinlerimizle çalışmaya başladı. Ve bizleri büyütmeye çalıştı hayatta. Bu işlere girişti. Kahyalık yaptı zeytin arılarında. Ondan sonra döndü, esnaflığa başladı. Evimizin altında bakkaliye dükkanı açtı. Sonra o zamanlar, o devirlerde pulluk yoktu. Efendim mesela traktör pek o kadar yoktu. Babam kara saban da yapıyordu. Kara saban yapıyordu, öküzlerle çekilen kara saban yapıyordu. Bu işleri de yapıyordu babam. Babam 1973 yılında vefat etti. Annem de 77 yılında vefat etti. İsimleri neydi? İsimleri neydi? Annenizin ve babanızın isimleri neydi? Annem Mustafa Tekincan Haliloğlu. Babam ve annem de, annem babam Mustafa Tekincan Haliloğlu. Annem yine Mustafa Filalı. Soyadı Filalı'ydı onların. Annemin kızlık soyadı Filalı'ydı. Çünkü Fila köyünde doğduğu için Fila soyadını almış benim dedem. Annemin babası Fila soyadını almış. Orada doğdu tabii. Abim İbrahim Tekincan, o da Ziraat Bankası vezalarlığından emekli oldu. Rahmetli oldu şimdi. Yengem halen o da bankadan emekli oldu. O hala hayattadır şu anda. Ondan sonra iki numara abim vardı, Erdoğan Tekincan. Hamdi Bey Mahallesi'nin 40 yıl muhtarlığını yaptı. Hamdi Bey Mahallesi'nin 40 yıl muhtarlığını yaptı. O da vefat etti. Orhan abim vardı, Etboluk Kurumu Müdürlüğü'nü yaptı. O da vefat etti. Ayvalık'ta mı? Ayvalık'ta mı yaptı? Ayvalık'ta da yaptı. Isparta'da yaptı. Bir de Kastamonu'da yaptı. Bu Etboluk Kurumu Müdürlüğü'nü yaptı. Ablam vardı, Dikili'de evlendi o, Dikili'de vefat etti o da, Suzan Kutsal, o da vefat etti. Ben şimdi iki kardeşiz biz, ben bir de kardeşim var, benden 3 yaş küçük, 39 doğumlu Erol Tekincan, o da emekli havacı astsubayı, şu anda İzmir'de oturuyor. O İzmir'de yaşıyor, hayatını devam ettiriyor. Onun iki oğlu var, bir de kızı var işte. Orada hayatını devam ediyor. Benim bir oğlum var. O da Vakıflar Bankası'ndan emekli oldu. Onun da bir oğlu var. O da inşaat mühendisi. Ukrayna'da inşaat mühendisliği yapıyor. Torunum da evlidir. 36 yaşında torunum var. Onun da 3 tane çocuğu var şimdi. Ben büyük dedeyim yani şu anda. Geçen de o küçükler buradaydı, onlarla haşır neşir olduk. Gittiler şimdi tekrar, Kurban Bayramı'nda tekrar gelecekler. İşte benim ayrı hayatım bu kadar.